Sevgili seyirciler, yeni bir 5'le 1 kamp programına hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi, her hafta olduğu gibi Kanal D ekranlarında bu hafta da sizlere hem Türkiye'nin hem de dünyanın önemli gündem maddelerini özel röportajlarda, özel dosyalarda anlatmaya çalışacağım. Yerin yüzlerce metre altına da ineceğiz, ekonominin zirvesine de çıkacağız. Dünyanın en güzel kadınlarının konuk olduğu bir takvimi de konuşacağız. Dünyanın en tuhaf kıyafetlerini giyen futbolcuları da. Selfie çekeceğiz, dünya turuna çıkacağız. Hazırsanız 5'te 1K'ya hemen ilk dosyamızla başlayalım. Sevgili seyirciler, madenciler çoğu zaman gündemimize sadece ama sadece hayatlarını kaybettiklerinde kazalarda geliyor. Oysa onların öyle bir hayatı var ki inanın bir dokunsanız bin ah işliyorsunuz. Yerin kilometrelerce altındaki bu hayatın nasıl bir şey olduğunu 5'te 1K yapımcısı Kenan Taş merak etti ve madencilerle beraber madene girdi. Onlarla beraber kömüre kazma salladı, oturdu yemeklerini paylaştı ve bir madencinin bir gününü sizin için anlamaya çalıştı. Sabahın erken saatleri. Henüz sokak lambalarının bile uykuya dalmadığı saatler. Adım Turan Kıraç. 1971 burada doğumluyum. 40 yıldır buradayım. Sabah işte kalktık. İşimize gidiyoruz. Ailemle içeride vedalaştım. Arkamdan bakmalarını istemiyorum. O benim kendim batıl inancım. Beni yolcu ederken arkalarımdan bakmalarını istemiyorum. Yarın gidişi dönüşü olmayan bir yere gidiyoruz. O yüzden. Turan Kıraç 43 yaşında. Evli, iki çocuk babası. Aslen Ardahanlı. Kıraç ailesi 40 yıl önce ekmek parası uğruna göç etmiş, Zonguldak'a gelmiş. Babası gibi o da madenci. Madencilik bu topraklarda babadan oğula geçen bir miras gibi. Bazılarının kaderi, bazılarının zorunlu tercihi. Turan, Zonguldak'ın dik yamaçlarının arasında kümelenmiş tek katlı evlerden birinde yaşıyor. Her sabah gün ağarmadan saat 7'ye doğru evinden çıkıyor. Evinin bulunduğu sokakta henüz kimseler yok. Turan evden çıkarken kimsenin kendisini uğurlamasını istemiyor. Küçüklüğümde bir tane yanımızda maden ocağında çalışan bir ailenin vardı. Onun eşi şey ocağa giderken ailesi arkasından bakardı. O gün baktığı gün kazalanmıştı. Bu da bir çocuklukta kafama yer yaptı. O yüzden ailemin arkamdan bakmasını istemiyorum. Üzerinde günlük kıyafetleri ağır adımlarla alın terinin izine, ekmek parasının peşine düşüyor. Ve yaklaşık 3 kilometre yolu yürüyor, yürüyor, yürüyor. Madencilerden bazıları yürüyerek, birçoğu ise servislere binerek kalabalık gruplar halinde madenlere geliyorlar. İş elbiseleri üzerlerinde, baretleri başlarında. Bir ellerinde öğlen yemekleri için hazırladıkları erzaklar, bir ellerinde kazmalar, madenin yolunu tutuyorlar. Madene gelmeden önce otobüslerden inip bir yokuştan aşağı yürümeye başlıyorlar. Madene geldiklerinde önce soyunma odasına giriyorlar, sonra da yavaş yavaş hazırlıklara başlıyorlar. Madenciler gruplar halinde madenin önünde toplanıyor. Saatler 7.30'u gösterdiğinde usta başları her birinde çalışacakları o günkü yerlerini gösteriyor. İbrahim, Alp'ı dolu suyu birinci yak. Evet. 5'te 1K yapımcılarından Kenan Taş da bir madencinin bir günü nasıl geçiyor sorusuna cevap bulmak için kamerasıyla yine yollardı. Hiç düşündünüz mü? Bir madencinin bir günü nasıl geçiyor? Madende bir gün boyunca ne yiyor, ne içiyor, neler yapıyor? 5'te 1K olarak Zonguldak'tayız ve sizlere madencilerin bir gününü anlatmaya çalışacağız. Kamera, kamera ya.
Madene girmek, madenci ölümlerinin olduğu kazaların, ihmallerin yaşandığı bir dönemde kolay değil. Tüm gözler madenlerin üzerine çevrildiği bir dönemde 5'te 1K olarak yaklaşık bir aydır bu an için uğraşıyoruz. Nihayet onay geliyor. Kenan ilk önce madencilerle birlikte soyunma odasına giriyor. Madencilerin madene girmeden önce giydiği iş kıyafetlerini o da giyiyor. Sonrasında madene kendi rızasıyla girdiğini beyan eden bir kağıt imzalıyor. Ben Kenan Taş olarak yer altında gezmek ve görmek amacıyla giriyorum. Tüm kurallara uyacağımı taahhüt ediyorum. Tüm sorumluluğu da kabul ediyorum. Barış zaten olmazsa olmazımızdır. Bir dizi güvenlik eğitiminin ardından içeride yaşanabilecek herhangi bir aksiliğe karşı oksijen maskesinin nasıl kullanılacağını da öğreniyor. Şimdi ocağa giren işçi bu bir kapalı ortamdadır. Şu şekilde kapalı ortamdadır. Mandalı vardır. Mandalını söküyor işçi. Açıyor. Eğitim konusunda bir sıkıntınız var mı? Yok. Ocağa girmeye hazır mısınız? Hazırım. Tamam. Kenan, madenin girişine madenin sorumlularıyla birlikte geliyor. Burada bir üst taramasından daha geçiriliyor. Ocağa çakmak, kibrit, elektronik cihaz giremez. Girenler de elektronik cihaz sokarız. Girenler de aynen bu kamerada olduğu gibi antigruz olmak zorundadır. Artı girenlerden az önce size imzalattığım tutanağı imzalatmak zorundayız. Her gireni de aramak zorundayız. Çünkü bir dalgınlıkla üzerinize bir çakmak olursa senin hayatına tehlikede, benim hayatıma tehlikede olur. Dolayısıyla bu katı kurallara uymakta zorundayız. Şimdi ben sizi kameraman da olsanız, başbakan da olsanız aramak zorundayım. Madene istediğiniz gibi elinizi kolunuzu sallayarak giremiyorsunuz. Kullandığınız araç ve gerecin anti-grizo olması gerekiyor. Yani yanıcı, patlayıcı, kömürü ateşleyici herhangi bir maddeyle içeri asla giremiyorsunuz. Kenan daha önce hiç adımını atmadığı bu madene biraz ürkek, biraz da merakla giriyor. Şu anda ocağın içine doğru giriyoruz. Kenan Taş'ın girdiği madenin uzunluğu 2600 metre. İlk metresinden itibaren büyük bir risk olduğu için belli bir noktaya kadar gitmesine izin veriliyor. Eğitimler ve yapılan hazırlıklardan sonra yavaş yavaş zifiri karanlığın içine doğru ilerlemeye başlıyor. Şu anda ekrana baktığınızda görüntülerle anlam veremiyor ya da bir görüntü hatası olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ancak işin aslı öyle değil. Zifiri karanlık bir madenin içinde 5N1K yapımcısı Kenan Taş elinde kamerasıyla ağır ağır ilerliyor. İşte bu görüntülerde sizin gördüğünüz bir madenin içindeki gerçek durum. İçeriye girerken kameranın yanında ışık götürülmesine izin verilmiyor. Sadece madencilerin kullandığı baretlerine taktıkları fenerlerden birkaç tane takviye alarak ilerliyor. Ekranda gördüğünüz bu birkaç dakikalık simsiyah görüntüyü Türkiye'nin herhangi bir noktasındaki bir madende çalışan binlerce, on binlerce madenci her gün bir kader gibi yaşıyor. İçeride boşak yaz. İlgili engelli de. Uzun ve yüksekliği 2 metreyi bulan bir tünel içerisinde madencilerin olduğu yere kadar gidiliyor. Bu yolculuk yaklaşık 25 dakika sürüyor. Şirket ne verdi oğlum, tamam. Abi! Vakit öğle yemeği vakti. Yemek molası verilmiş. Bu mola yaklaşık bir saat sürecek. Madenciler kömürü çıkardıkları yerlere destek olarak kullandıkları kütükleri tek tek yan yana diziyorlar. Kütüklerin üzerlerine gazeteler seriliyor, masa hazırlanıyor. Yer altında başka zaman geçmez. Tavuk falan yok yani. Oğlum tavuk da başka zaman, her gün tavuk olmaz. Net bir şey yok ya, krizola yok ya. Madencilerin öğle yemeği menüsünde yeşil soğan, helva, domates ve zeytin var. Yanlarında da pet şişelere doldurulmuş kola getirmişler. Öğünün yanında da olmazsa olmaz somun ekmekler. Kenan da onlarla birlikte madencilerin sofrasına diz çöküyor. Madende olmak tüm Zonguldak çocuğunun, Zonguldak köylüsünün için çok fazla ekstra bir
şeyi yok. Dışarıdan olay daha farklı görünüyor ama biz bu kültürle yoğrulduk. Bizim babalarımız, dedelerimiz madende çalıştı. Biz kömür ekmeğimizi kömürle bir şekilde dolaylı dolaysız kömürle kazanmaya alışkın bir kültüre sahibiz Zonguldak'ta. Onurumla, şerefimle evime ekmek götürmenin gururunu yaşıyorum ben. Yani madende çalışma günü gurur verici mi bilmiyorum da yani ihtiyaç. Mecburiyete çalışıyoruz yani biraz da. Mecburiyetten mi çalışıyoruz? Tabii evet. Yok mu başka bir iş? Ya rızık meselesi bu, nasip. Zonguldak'ta yok. Ya, Zonguldak'ta yok yani. Ya tek dayalı, Zonguldak'ın dayalı olduğu kaynak kömür yani. Başka bir potansiyel çevrede yok yani aslında ya. Ya genel olarak ben yaşamımda mutluyum. Evdekilerde öyle aşırı bir korku yok. Erişte olan tehlikeler, yani evden çıktığında başına ne gelebileceğini kimse bilmiyor. Ne iş yaparsan yap, memur da olsan, sokakta ölüm gelebilir, kaza gelebilir. Allah göstermesin. Biz bu işin riskini biliyoruz, ciddiyetini biliyoruz. O ciddiyetle tedbirimizi almaya çalışıyoruz. Tabii amirlerimizin telkiniyle, desteğiyle, onların da katkısıyla biz bu işin bildiğimiz için her türlü riskini o ciddiyette de tedbirini alıyoruz. Tabii bazen istenmeyen kazalar olabiliyor. Ama bu da bazen işçinin bir an önce işimi bitireyim gideyim havasında olabiliyor. Bazen düzenli yemek mi bu? Elma? Evet. Genelde böyle. Evden takviyeler oluyor hocam. Evden takviyeler oluyor. Bazen poğaça börek oluyor, yumurta, işte peynir, elva, reçel. Elva, reçel, yumurta. Yumurta, domates, salatalık, meyve, değil mi? Arkadaşlar, yani zeytin, her gün zaten o demir baş da yani. Şeyler. Evde yemek yaptıranlar oluyor. Yani herkes kendi canını hissediniyor yani. Yemekten sonra Beşne Birkay yapımcılarından Kenan Taş da madencilerle birlikte çalışmaya başlıyor. Bir süre onlarla birlikte kazma sallıyor. Sonra yanındakilerle birlikte madenin içinde gidebildikleri yere kadar gidiyorlar. Kenan'ın kafasında hala merak ettiği, cevabını aradığı iki soru var. Madenciler tuvalet ihtiyacını nasıl gideriyor? Maden işçileri yemeklerini hep böyle mi yiyor? Kenan bir bilene, 32 yıldır farklı madenlerin içine giren bir maden mühendisine 5N1K mikrofonunu uzatıyor. Hiçbir madenci yemek için dışarı çıkmaz. Tuvalet ihtiyacı bizim gibi ocaklarda pek sorun olmuyor. Çünkü ocaklar küçük. Her an için işçilerimiz dışarı çıkıp elini yani yıkıyor, tuvalet ihtiyacını görüyor, başka ihtiyacını görüp ocağa giriyor. Tabii Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nda nasıl bir şey çözüm var bilmiyorum. Bizde bir sorun yok şu anda tuvalette, yemekte hiçbir sorun yok. Kenan Taş akşam saatlerinde madencilerle birlikte madenden çıkıyor. Yerin 2000 metre altına inerek onlarla birlikte bir gün geçirdi. Onların ruh halini anlamaya çalıştı. Saniyeler içinde yanan kömürün nasıl zahmetli, uzun bir süreçten sonra çıkarıldığına bizzat şahit oldu. Kenan madenden çıkarken aklında Orhan Veli'nin dizelerinden başka bir şey yok. Siyah akar Zonguldak'ın deresi, yüz karası değil, kömür karası. Böyle kazanılır ekmek parası. Sevgili seyirciler, şimdi sizi yerin binlerce metre altından ekonominin yüzlerce metre yukarısına, zirvesine götürmek istiyorum. Thomas Piketty Fransız bir ekonomist. Bir kitap yazdı. 750 sayfalık kitabın adı Kapital. Kitabında zenginlere servet vergisi konulmasını iddia ediyor. Ekonominin bozulduğunu ve şu andaki dünyadaki ekonomik düzende böyle giderse düzelmesinin de imkanlı olmadığını, fakirle zengin arasındaki uçurumun arttığını iddia ediyor. İddia etmesinin ötesinde çözüm önerileri de getiriyor. Türkiye'yi de yakından ilgilendiren bu önerileri Thomas Piketty'ye sordum. Bakın nasıl cevap aldı. Mr. Piketty. Bay Piketty, ilk olarak Türkiye'ye hoş geldiniz. Söyleşimize basit bir soru sorarak başlamak istiyorum. Neden bu kitabı yazdınız? Türkiye'de sokaktaki herhangi birine kitabınızı anlatacak olsam,
nasıl tarif etmeliyim? Öncelikle bu bir eşitsizlik tarihi kitabı. İnsanlar yüzyıllardır eşitsizliğe karşı mücadele veriyorlar. 19. yüzyılda bu konuda yazılmış birçok kitap var, Marx tarafından yazılanlar gibi. Ancak sorun şu ki bu konuda çok az veri, ampirik kanıt mevcut. Yeni bilgi teknolojileri sayesinde bu kitapta gelir ve servetlerin gelişimiyle ilgili birçok tarihi bilgiyi bir araya getirme şansımız oldu. Bu kitap 21. yüzyılın servet tarihini öğrenmek için bir kaynak. Çünkü ne zaman eşitsizlikler arttı, ne zaman azaldı biliyorsunuz. Kitabın sonunda farklı etkiler nedeniyle farklı sonuçlar doğabildiği sonucu ortaya çıkıyor. Bu tamamen ne tür bir kurum veya politika seçeceğimize bağlı olarak farklı sonuçlar doğuruyor. Kapitalizmin farklı modellerde organize edilebileceğini ve pazar gücünün kamu yararına kullanılabileceğini gösteriyor. Bu kitabı okuyan birisi de gelir eşitsizliği, servet, kapitalizm konusunda demokratik bir tartışma yapabilir. Şimdi kapitalizm zenginler zenginleştikçe fakirlerin de daha iyi bir hayat yaşayacağını vaat ediyordu. Bize teorilerden yeni bir şey mi sunuyorsunuz? Kitabınızda yeni olan nedir? Hepimiz biliyoruz ki bir noktaya kadar gelişebilmek için eşitsizliklere ihtiyacımız var. Problem şu ki çok keskin çizgileri olan bir eşitsizlik gelişmemize, işimize yaramıyor. Zor olan kısımsa uç noktanın neresi olduğuna karar vermek. Eşitsizlik aşırı olduğunda teşvik etmiyor, kalkınmayı da sağlamıyor. Kimse tamamen eşitliğin çözüm olduğunu söylemiyor. Bahsettiğim gibi biraz eşitsizlik işe yarar. En ilginç soruysa ne zaman bunun çok fazla geleceği. Kitabınızda bir insanın 40 yaşındayken iyi fikirlere sahip olması, 90 yaşına geldiğinde de iyi fikirlere sahip olacağı anlamına gelmez. Çocuklarının iyi fikirleri olacağı anlamına ise hiç gelmez diyorsunuz. Bir gelirin, servetin ahlaki hiyerarşisi neye göre belli olur? Eşitsizlik, ortak yarara bir fayda sağladığı sürece, toplumdaki en dezavantajlı gruplara yarar sağladığı sürece iyidir. Eşitsizlik sürdükçe, yeni nesillere aktarıldıkça, ortak yarar sağlama özelliğini taşımaya devam ettiğine emin değilim. Sadece Avrupa ve Asya'da değil, Türkiye gibi ülkelerde de görüyoruz ki, mülk sahibi olmak genç nesiller ve işçiler için giderek zorlaşıyor. Bu tarz durumlarda mali sistemimizi yeniden düşünmemiz gerekiyor. Ve kimden ne kadar vergi alınacağı konusunda denge kurmamız gerekiyor. Çalışma karşılığı kazanılan ücretten daha az vergi alınması mantıklı geliyor. Size bir iki rakam vermek istiyorum. Türkiye'de TÜİK'in verilerine göre 7 milyondan fazla kişinin geliri ayda 300 Türk lirasının altında. Ve Japonya'da sadece 15, petrol zengini Suudi Arabistan'da 8, Türkiye'de ise bildiğimiz kadarıyla 44 dolar milyarderi var. Bu rakamlara baktığınızda siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Gelir eşitsizliğini ortadan kaldırmak için örneğin siz Türkiye'ye ne önerirsiniz? Sadece bir hamleyle halledilebilecek bir şey değil. Birçok farklı kombinasyonun bir araya gelmesiyle oluşacak bir politikalar bütünü. Daha adil bir vergi sistemi, kademeli vergilendirme, her kesimin eğitimi, yetenek ve beceri kazanmaları için yatırım yapmak gerekli. Milyarderlerle ilgili bilgiyi doğru kabul edecek olursak, Türkiye'deki gelir eşitsizliğinin Japonya'dakinden çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin gayri safi milli hasılası Japonya'nınkinin %20-25'i kadar. Ve bu durumda da Türkiye'de daha çok milyarder varsa bu eşitsizliğin boyutunu gösterir. Daha fazla şeffaflığa ihtiyacımız var. Mali harcamalara, gelir vergisi istatistiklerine daha rahat erişmemiz lazım. Türkiye bu konularda pek şeffaf değil. Eğer Türkiye'deki vergilendirmelere dair erişilebilir bir veri olursa, o zaman hangi gruplar büyümeden ne kadar faydalanıyorlar görebilirsiniz. Eğer bir ülkede eşitsizlikleri ve büyümeyi düzene sokmak istiyorsanız bilgiye ihtiyacınız var. Eğer elinizde iyi bilgiler yoksa, farklı gelir gruplarının ve servet sahiplerinin büyümeden ne kadar yararlandığını bilmiyorsanız, mantıklı ve demokratik bir tartışma açmak çok zor. Biliyoruz ki birçok milyarder, servet sahipleri paralarını ülke dışında tutuyorlar. Onları nasıl kontrol edebiliriz? Bir önceki soruda 44 milyarder var dedim ama belki de 44'ten çok daha fazla milyarderimiz var. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler finansal şeffaflıktan en çok yararlanacak olan ülkeler. Bu nedenle uluslararası alanda da G20 zirvesi gibi yerlerde de finansal şeffaflık için çalışılmalı. Finansal varlıklarla ilgili sınırlar ötesi bilgi paylaşımı olmalı. Örneği İsviçre'deki bankalar hakkında çok az da olsa yapılan değişiklikler öncelikle Amerika sonra da Avrupa'nın yaptırımları sayesinde oldu. Bu konuda başka gelişmeler de oluyor.
Daha önceden bu konuda gelişme sağlayamamamız çok üzücü. Fransa, Almanya ve Türkiye bu konuda kolektif olarak ABD'den çok daha önce yaptırımlar uygulatabilirdi İsviçre bankalarına. Hürriyet gazetesinde verdiğiniz bir röportajda düşük oranda bile olsa zenginlere getirilecek servet vergisinin Türkiye'de şeffaflık yaratacağını söylüyorsunuz. Türkiye örneği düşünüldüğünde bu sistemin olması için koşullar ne olmalı? 1 milyon euronun altında net serveti olanlara %0.1, %1-1.5 milyon arası, %2-5 milyonun üstünde olanlara vergi uygulanabilir. Bu sadece Avrupa ülkelerinden bir örnek. Ülkeye göre bu oranlar değişebilir. Kademeli vergilendirme ile bu sağlanabilir. Bir yıl popülasyonun yüzde kaçı hangi dilimde gözlemlenebilir? Sistematik bir yaklaşımla hangi zenginler ne durumda daha çok veri elde edebiliriz? Gözlemlerimize göre de bir vergi oranı belirleyebiliriz. Eğer en üst seviyedeki dağılım orta kademelerdekinden çok daha hızlı artmıyorsa en üst seviyeyi daha da çok vergilendirmeye gerek yok. Ama 3-4 katı kadar hızlı artıyorsa o zaman %1 veya 2'lik vergiler ekonomiyi mahveder diyemeyiz. Vergilendirmeyi dengeli ve toplumumuz için uzun vadede öngördüğümüz gelişmeyle uygun yapmalıyız. Bu tamamen ne istediğimize bağlı. En başta düşük vergilerle başlayarak bunu toplumsal tartışmaya açmalıyız. Son olarak Türkiye ekonomisinin bugünkü durumunu takip ediyor musunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bildiğiniz üzere Türkiye gelişmekte olan ülkelerden. Hızla gelişiyor. Diğer gelişmiş olan ülkeleri yakalamaya çalışıyor. Küreselleşmenin olumlu bir gelişmesi bu. Ancak aynı zamanda bu her zaman böyle devam etmeyecektir. Türkiye'nin gayri safi milli hasılası yakalamaya çalıştığı ülkedekilere yaklaştıkça azalacaktır. Sanıyorum ki gelir eşitsizliği konuları giderek daha önemli olmaya başlayacak. Şu anda da mevcut ama herkes hızla yukarıya çıkarken çok problem olmaz. Ama ekonomi şu andaki hızını kaybedince problem olacak. Türkiye ekonomisi ve toplumu hem Avrupa hem de Orta Doğu ile oldukça bağlantılı. Orta Doğu şu anda oldukça karmaşık bir durum içerisinde. Bu durum orayı dünyadaki eşitsizliğin en çok olduğu bölgelerden biri de yapıyor. Bu bölgede kaynaklar eşit olarak dağılmıyor. Türkiye ekonomisi de bu durumdan etkileniyor elbette. Bay Piketty, programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Dilerseniz şimdi sizleri dünyanın en güzel kadınlarına ve en ünlü takvimine götürmek istiyorum. Kanal D Anchorman'i Serdar Cebe Milano'daydı. Biz burada haber peşinde koştururken bu hafta Serdar Cebe'nin çok güzel ve... ...1960'lara gidiyor. Bizim saatli marif takvimi gibi onun da bir felsefesi var. Felsefesinin temel taşı o takvimi yaratan fotoğrafçısı aslında. Her şeye o karar veriyor. Kimse işine karışmıyor. Milyon dolarlar harcanıyor, aylarca çekimleri yapılıyor. Sonunda dünyanın bir yıl boyunca imrenerek baktığı bir sanat eseri ortaya çıkıyor. Yıl 1963, dünyaya Beatles fırtınasının yayıldığı yıllar. 1963'te hit olan parçaları She Loves You dillerden düşmüyor. İngiltere ofisinin aklına bir fikir geliyor. Bir takvim çıkaralım, güzel güzel modeller olsun, biz de adımızı böyle duyuralım diyorlar. Fikir kabul görüyor ve ilk anlaşılan fotoğrafçı da Beatles'ın fotoğrafçısı Robert Freeman oluyor.
Nasıl çıktı takvimin hikayesi? 1960'larda çıktı bu fikir. 1960'lara kadar standart ürünlerimizle ilgili takvimler yapılıyordu. 1960'lar önemli yıl. Beatles'ın çıkmasıyla birlikte İngiltere'de önemli bir değişim yaşanmaya başladı. O dönemde İngiltere'deki organizasyondan böyle bir fikir çıktı. Neden biz de farklı bir takvim, değişime başlatacak bir takvim yapmıyoruz? O dönemde Beatles'ın da fotoğrafçısı olan fotoğrafçıyla birlikte ilk takvim çekimi 1964 yılında yapıldı. Ve oldukça büyük bir başarı uyandırdı. Biraz da hikayesi şöyle, çok kısıtlı adetle yapıldığı için o tarihe kadar özellikle ürünlerle ilgili olan standart takvimi herkese dağıtılıyordu. Fakat bu takvim çok kısıtlı sayıda yapıldı ve herkes aynı takvimden alacağını tahmin ediyordu. Fakat bu takvim bulunamayan bir takvimdi. Dolayısıyla insanlar bu takvimi almak için özel çabalar sarf etmeye başladılar. Bu takvimin bulunamamaya başlaması hikayeyi daha da ilginçleştirdi. Ondan sonra her yıl çok önemli bir fotoğrafçı, çok değişik bir mekan, çok güzel mankenlerle birlikte bu bir efsane takvim haline dönüştü o yıllardan sonra. 12 yaprak her aya yerleştirilen bir güzel, daha doğrusu bir ikon, bir diva. Her ayın sonunda yeni yaprağı çevirdiğinizde vay be dedirten bir zaman fenomeni. Top modeller var. Onlara bazen film artistleri, bazen şarkıcılar, bazen isimsiz, onların söyleyişiyle no name güzellikler ekleniyor. Sonuçta ortaya marif, yani bilgili kültürlü değil ama görselliği olan bir takvim çıkıyor. Aslında işin sırrı güzel modellerde değil, onları çekenlerde, fotoğrafçılarda. Sanat fotoğrafçısı da var içlerinde, savaş fotoğrafçısı da. Şunu istiyoruz denmiyor, şunu bekliyoruz denmiyor fotoğrafçılara. Her şeye onlar karar veriyor. Afgan kızı hatırlarsınız. O fotoğrafı çeken Steve McCurry'di. ABD'li bir foto muhabiri. 1985 yılında o buğulu iri gözlerle hüzünlü hüzünlü bakan Afgan kızını çektiğinde yer yerinden oynamıştı. National Geographic dergisinin kapağında meşhur oldu o Afganlı kız çocuğu. Steve McCurry ile bundan 2 yıl önce Brezilya'da yapılan bir takvim organizasyonunda tanışmıştım. Bir gazeteci gözüyle fotoğraflarını takvimi için çekmişti o yıl. Takvim fotoğrafçısıyla özdeşleşiyor. Onun tarzı, istekleri, felsefesi geçiyor yılın 12 ayına. Ama bakılan o fotoğraftakiler oluyor tabii. İşte bu sene Milano'da onlarla buluştum. Birbirinden güzel modeller. Isabella Fontana, Adriana Lima, Karen Olsen, John Smells, Natalia Vodianova. Hepsi özenerek yaratılmış derler ya. Takvim sayfalarında yer aldılar. Bu sene tema fetişti. Albümün tamamını gösteremiyoruz ama 12 ayda iyi seçilmiş, iyi karelenmişti. Dedim ya, illaki top model olmak gerekmiyor. Bu sene oversize, yani büyük beden model Candice Huffin de o sayfalarda yer buldu kendine. Tam 90 kilo. O da artık bir ikon oldu. Onlardan biri ünlü top model Brezilyalı Isabella Fontana. Nasıl bir duygu Isabella? Benim için muhteşem, hayranlık verici bir duygu. Çok onur verici bir duygu. Bu yılla birlikte 7. kez yer alıyorum. Çok mutluyum. Benim için bir aile oldu artık. Çok güzel. Çünkü her takvimde başka birisi oluyorum. Değişik bir karaktere bürünüyorum. Çok onur verici bir duygu. You know, and it's good because I always change in each. Every year they have new concepts. Her yıl yeni bir konseptle çıkıyor takvim. Bu senekini nasıl buldun? This year concept is, I find it super sexy. Açıkçası ben çok seksi buldum. Birazcık fetiş. Kızlar birer pin-up. Bir kere kadınsın, kendinle barışıksın. Vücudunu, kendini seviyorsun. Tam bir pin-up. Ben hep pin-up tarzını sevmişimdir. Çünkü erotizmi çok kuvvetli. Kendine güvenli, kuvvetli bir imajı var. Değişik. Dövmesi var mesela. Benim de dövmelerim görünüyor fotoğraflarda. Çok güzel. Steven benim dışımda bir şey yarattı. Benim olmadığım birini. Tam bir kadın, bir diva, güçlü bir kadın, özgür bir kadın bu. Ne isterse yapıyor. Çünkü kendisine çok çok güveniyor. What about Turkey? Ya Türkiye, daha önce geldin mi Türkiye'ye? It's beautiful. Türkiye çok güzel bir ülke. Özellikle İstanbul.
tarihi yerleri, müzeleri, camileri çok fantastik bir şehir, çok güzel. Ve bir diğeri, daha çok yeni, ilk kez takvimde yer alıyor ama bir top model, ABD'li Gigi Hadid. Serdar from Turkey. Merhaba, ben Türkiye'den, Kanal D televizyonundan Serdar Cebe. Türkiye'yi biliyor musun? You know Turkey? Yeah, I love Turkey. Evet, biliyorum. Çocukken gelmiştim. Çok güzel bir ülke. Çok sevdim. How can you... Gigi, sen ilk kez bu takvimde yer alıyorsun. Nasıl bir duygu senin için? Bize anlatır mısın? It's amazing. Şunu söyleyebilirim, burada olmak, bu takvimin bir parçası olmak muhteşem bir duygu. Müthiş bir ekip var. Hazırlık sırasında arkada görünmeyen, size destek olan bir ekip. Size inanıyor olmaları çok güzel bir şey. Özellikle genç bir model olarak süper modellerle çalışmak çok zor. Onlar bunu biliyor ve çok desteklediler beni. Özellikle Steven'la birlikte olmak, onunla çalışmak rüyalarım gerçek oldu diyebilirim. So... Bu sene bir ilk yaşandı takvim tarihinde. Onu yaratan, kareleriyle ruh veren isim Steven Meisel'dı ama o Milano'ya gelmemişti. Onun ajansından dünya ünlü kas sorumlusu Jennifer Starr vardı orada. 20 yıldır çalışmak benim için hayatımda yaptığım en iyi iş. Bundan daha iyi ne olabilir? Her fotoğrafçının özgürce çalıştığı bir ortam. Tamamen özgürler. Fotoğrafçılarla çok yakın çalışıyorum. Modellerin seçimini yapıyorum her yıl. Do you decide? Peki bu yıl konsepti nasıl belirlediniz? Honestly, there was no. Açıkçası bir konsept olsun demedik bu yıl için. Steven Meisel kadınları seviyor. Sadece kadınların fotoğraflarını çekmek istiyor. Kadınlardan ilham alıyor. Yıllarca birçok modelle çalıştı. Onları baştan yaratıyor. Fotoğraflarında başka karakterlere büründürüyor. Ve o fotoğraflardan, modellerden ilham alan birisi o. Everyone looks for Steven. Bakıyorum da neden Steven burada yok? Herkes onu merak ediyor. Utangaç mı? Steven. Evet, Steven çok utangaç. Yes. İlk kez böyle bir şey oluyor. Mankenler hazır, takvim hazır ama fotoğrafçı ortada yok. İnternette arayın, tek tük fotoğraflarını bulursunuz. Tanıtım filminde de sadece elleri görünüyor. Tam bir hayalet Steven Meisel ve güzel modelleri onu sordu. We haven't seen the Steven. Burada Steven'ı göremedim ben. Kendisi bir hayalet mi? He exists. Yo, gerçek. Sizi temin ederim, Steven var. Burada bağlı olduğu ajanstan bir temsilcisi var. Steven ortalıkta görünmekten, reklamdan pek hoşlanmıyor. Basın önüne çıkmak istemiyor çünkü çok utangaç. Gerçekten kılığını çok seviyorum onun. Ben ilk olarak onunla 16 yaşındayken çalışmıştım. Siyahlar içinde bir adam görmüştüm. Bir kere çok serin kanlı, nasıl desem şapka gibi bir şey vardı kafasında. Görünce çok etkilendim. Wow, çok iyi görünüyor demiştim. İlk karşılaşmamızda çok sevdim onu, kanım ısındı. We know Steven Meisel, but he isn't here. Steven'ı biliyorum. Fotoğraflarını da gördüm ama buraya gelmedi. Hayalet mi? Nerede? He's real, but Steven gerçek. Onun göz önünde olmaya ihtiyacı yok. Çünkü o en iyisi ve bir ikon. Ortalıkta görünerek iş yapmayı sevmiyor. Cool about him is that... Takvimin fenomenleri aslında 2015'i çoktan bitirdi. Her sayfasını ezberledi. Dedim ya, şimdi 2016'da kim fotoğrafları çekecek, kimleri çekecek diye merak ediliyor. Beşli Bir Kağıda şimdi de haftanın en matrak gündemiyle devam edelim. Biliyorsunuz bu hafta Türkler Amerika'yı yeniden keşfediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Latin Amerika'dan gelen dini liderlere yaptığı bir konuşmada Amerika'yı Müslümanların keşfettiğini söylemesi bütün hafta bizi meşgul etti. Biz de ilk olarak çıktık, sokaktaki insana sorduk. Sizce Amerika'yı kim keşfetti dedik. Bakın ne cevap aldık. Amerika'yı kim keşfetti? Amerika Türkler keşfetti. Christophe Colomb. Vallahi ben diyeceğim. İlk keşfedenler Müslümanlarmış. Evet. Tayyip Erdoğan dediğine göre. Ama kanıtlanmış Christophe Colomb. Christophe Colomb keşfetti. Türkler. Evet, en iyi Müslüman denizciler ilk önce keşfetti. Christophe Colomb daha sonra keşfetti. Peri reis olarak biliyoruz.
Amerika'yı kim keşfetti? Aa, Magellan. Bence Müslümanlar keşfetti. Napolyon? Christoph Kolomb keşfetti. Müslümanlar olması lazım. Kapitalistler keşfetti. Christoph Kolomb. Hamdala şükür Müslümanız, önceler Müslüman şey yaptı abla. Sevgili seyirciler, bu röportajlardan sonra mikrofonu aldım ve bu konuyu en iyi bilecek, Türkiye'de en iyi bilecek isme İlber Ortaylı'yı buldum. İlber Ortaylı biliyorsunuz, İlber Ortaylı ile söyleşi yapmak da kolay değil. İnsan kendini doğal olarak biraz cahil hissediyor. Neyse, ben ilk olarak Amerika'nın keşfinden başladım. Oradan girdik lafa. Biliyorsunuz Papa önümüzdeki günlerde Ankara'ya ve İstanbul'a ziyaretlerde bulunacak. Papa'nın bu ziyaretleriyle söyleşimizi bitirdik. İlber Hocam, son tartışmaları takip ediyorsunuz. Hangi tartışma? Amerika Birleşik Devletleri'ni, Amerika kıtasını keşfetti. Hiç kimsenin tartıştığı yok aslında. Ama Cumhurbaşkanı şimdi yeni bir şeyler söyledi. Şimdi efendim şöyle bir şey tabii bakıyorsunuz. En ciddi görünen şeyleri, çalışmaları yapanlar bile bazen böyle şeyler yazıyorlar. Ve bu yazdıkları da tabii etkiliyor muhtelif zümreleri, gençleri, siyasetçileri de. Bu tabii bir fantazidir, bir faraziyedir daha doğrusu ama bu faraziyede fantazi çok karışıktır. Şimdi böyle teoriler var. Mesela bir tanesi bir şey var, Menzies diye bir amiral var. Evet. Yani ciddi bir coğrafyacı falan gibi görünüyor. Bu zat tutturdu. Çinlilerin biliyorsun orta çağlarda büyük gemileri var. Çok büyük gemiler yapıyorlar. Ve o büyük gemilerden biriyle okyanusu geçti, Amerika'ya ulaştılar. Bu teori bunda çok yaygın. Ve ispatı da kendi kitabından işte görüyorsunuz. Kendilerine has bazı işaretler ve resimler var yazılarında, nerede? Çin kaynaklarında. Evet. O hayvanlar sırf orada var diyor. Evet. Bunlar onu gördüler diye tutturuyor. Peki. Vikingler zaten Norveçliler ve İsveçlilerin soyudur. Danimarkalıların onlar aynı zamanda. Onlar zaten geçtikleri neredeyse 2x2 4. Halbuki 2x2 4'lük bir şey yok ortada. Evet. Bir takım yolları çiziyorlar. İşte kalktılar oraya, hatta o tip gemilerle denediler falan. O şeyleri seviyorlar. Siz o yolun ne olduğunu bilerek o teknelerle geçiyorsunuz oradan. Onlar bilmiyorsa bu nasıl oluyor? Evet. Yani bu tartışma bir tek bizde olan şimdi bir tartışma değil. Şimdi denen şey değil. Şu Çin'de usturlap var, bilmem ne var. Geçtiler, iyi usturlap var da yani kolay mı geçmek? Şimdi bir kaynak var mı böyle bir kaynak? Hayır, işte o kaynaklar zayıf. Yani hep böyle ikna edici değil. Aa diye böyle heyecanlandıran, şüphe uyandıran falan şeyler ama bilimsel bir kesinlik yok yani. Coğrafyacı olarak, tarihçi olarak, Bahriye'yi biraz bilen bir insan olarak, hele uzmanlar herhalde pek kolay edemiyor. Şimdi mesela en büyük şey Kolomb'un kendisi. Evet. Christoph Kolomb bir tek şey biliyor, bu dünya yuvarlaktır. Ben buradan İspanya'dan çıkar batıya doğru gidersem Hindistan'ın doğusuna ulaşırım. Çünkü Hindistan biliniyor o zaman. Evet. Bunun diyor doğu tarafı diyor. Hani o ucu bucağı görünmez yani orada diyor. Tabii bu bir faraziye. Gitti bir yeri de çıktı. Hep kendini Doğu Hint adalarında zannetti. Ulaştı Amerika bugünkü işte Antil adaları civarı, evet, falan. San Salvador, Orta Amerika oralar. Ve bunu bilmeden de öldü. Ancak kendisinden sonra bir başka Cenovalı gemici ki meşhur biridir, Amerigo Vespucci. O tekrar oralara çıktı. Bu dedi Hint mint değil, ayrı bir kıtadır dedi. Zaten kıtada onun adını, evet, taşıyor, onun için Amerika. Adamın adını, evet, taşıyor. Dolayısıyla bu gibi şeyleri kullanmak bilmiyorum ne peki kadar Küba'da ilginç. Küba'da camiler meselesi var. Şimdi yani. Küba'da camiden çok başka şeyler var Amerika kıtasında. Amerika kıtasında bir kere bu Katolik Kilisesi geriliyor. Yani bu çok açık bir şey. Bunu herkes biliyor. Burada Katolik Kilisesi geriliyor. Bunun nedenleri var. Bir kere kilisenin halkla teması,
diyalogu falan, evet, kesilmiş. Bu cami meselesine nasıl geleceğiz? Bana? Cami meselesi diye bir şeyi ben literatürde görmedim. Yani böyle Küba'nın bir kaynakta üstünde yok. Cami, hayır, bilmediğim şeyi konuşmam. Millet nasıl biliyor onu da bilmiyorum. Burada bir Latin Amerika Müslümanlar Kongresi topladı, evet, hükümet. Hiçbir itirazım yok. Yani bu gibi şeyler olabilir. Gelen oraya Müslümanlar çok açık görünüyor. Ya işte dinini değiştiren bir grup var veyahut doğrudan doğruya yakın zamanlarda göç edenler. Afrika ve Arabistan'dan, evet, bir takım Müslümanlar, büyük etnilerden. Amerika'da büyük problem, Güney Amerika'da Katolik Kilisesi eriyor. Diyalog kuramıyorlar halkla. Mesela 2. Jean Paul'un zamanında, Polonyalı Papa'nın zamanında çok muhafazakar davrandı. Solcuları falan biraz kakaladı ruhban arasında. Halbuki onlar halkla iyi diyalog kuruyordu. Dominikenler, evet, falan. Ama solcu yeni takım. Papa biraz daha şey gördü. Yeni işte. Papa işte Türkiye'ye gelecek olan. Hayır, gelecek olan kendisi Latin Amerikalı ama yani ne derecede şeysi farklı, yaklaşımı o kitlelere. Bu cizvit biliyorsunuz. Evet. Dolayısıyla burada çok bir şeyin üzerinde durmak lazım. Hiç bu vakte kadar proselit olmayan, misyoner faaliyeti göstermeyen Rum Ortodoks Kilisesi günden güne adam kazanmaya başlıyor. Geliyorlar böyle. Çünkü Ortodoks papazlar halkla ilgilenir, evet, ziyarete önem verir. Bir yandan da tabii çeşitli kanallardan yapılan propaganda ve etkileşim ve iletişim dolayısıyla Müslümanlar. Hatta bazı Ortodokslar dedi ki, işte oraya geliyorum, konuşulacak şey bu diyorum. Yani konuşulacak şey Latin Amerika Müslümanlarına bu açıdan yaklaşmaktır. Yoksa bu tartışma nereden çıktı? Herhalde hocanın biri dedi ki böyle şeyler var tarihte dedi. Bu yarı fantazi şeyi empoze etti yani, evet, bu kadar. Son olarak İstanbul'a ve Ankara'ya geliyor. Önemli mi sizce? Yani önemli çünkü papalık önemli bir devlet. Boyuna bosuna bakmayın. 6. Paul geldi biliyorsunuz Athenagoras, evet, zamanında. Ondan sonra 2. Jean Paul geldi. Bu sondan bir evvelki papa, evet, Sixtus geldi, giden geldi. Kardinal Ratzinger eskisi yani istifa eden ve şimdi de yeni papa geliyor. Bu önemli. Ayasofya ziyaretinde kurallara dikkat ediyorlar. Papa geliyor diye gene Ayasofyacılar dünyada ayaklandı. Yani sırf şey değil, Hristiyanlar da var. Evet. Geldi mesela CNBC'den açıklamayı... diyor ki 1000 senedir diyor bu diyor Hristiyan kilisesi. İşte, 1000 değil 900. Açıklama yapıyor Vatikan. Sözcüsü diyor ki gelecek diyor orada meditasyon yapabilir diyor. Meditasyon vallahi var, böyle şeyler böyle. Da. Yani meditasyonu nasıl yapar bilmiyoruz. En public dedikleri kamusal alanda, kamu önünde bir dini törenin yapılmasını biz doğru bulmuyoruz. Çünkü biz 1934'te devlet olarak Bakanlar Kurulu kararıyla ve başında da yani o gün Cumhurbaşkanı başkanlık ediyordu. Kasım ayında burayı bir müze yaptık. Evet. İkinci restorasyon sırasında. Birinci önemli restorasyon Sultan, evet, Abdülmecid. O yüzden Abdül. Diyorsunuz böyle gelip burada. Bu daha... beceriyetin 500 senede cami olduktan sonra 900 sene kilise, 500 sene cami ve o kilise olduğu sırasında çok kötü şeyler yaptı Hristiyan dünyası. 4. Haçlı Seferi'nde, evet, 1204'te kiliseyi yağmaladılar. Etrafta katliam yaptılar. Episkopos kürsüsüne çıkartıp bir takım şeyler, evet, böyle şarkılar falan böyle rezaletler yani. Peki, orayı çok lekelediler. Peki dua olmamalı. Hiçbir şekilde yapmış. Orada dua mua böyle Hristiyanların böyle hakları olduğunu böyle bir şey hiç zannetmiyorum. Buna zaten dikkat yapayım. Edilmesi lazım. Hiç kimsenin orayı mabet olarak kullanması doğru değil. Biz orayı tamamen laik, tamamen internasyonal bir anlayışla bu beşeriyetin umumi bir eseridir diye büyük bir saygıyla müzeye çevirdik. Buranın mühendisliği Antemios'undur. Evet. Antemios tamamıyla Aleksandriye Kütüphanesi'ndeki eserleri kullanmıştır statiği bakımından. Bu yeni bir yapıdır biliyorsun. Evet, evet. Kemerler üzerinde bir kubbedir, öyle Pantheon gibi değildir.
Ondan sonraki çok büyük bir mimar mühendis, Mimar Sinan bunun son restorasyonunu yapmıştır. Muhteşem bir mühendislik şeysidir, katkısıdır ve kendi de övünür bununla. Şimdi de burası bir müzedir. Buna herkesin öyle, riayet Papa etmesi dahil beklenir. Evet efendim. Peki. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Sevgili seyirciler, şimdi isterseniz moda dünyasının sokağa nasıl yansıdığına bakalım. Bilmem ara sıra siz de futbolcuların özel hayattaki kıyafetlerine bakıp yahu bu adamlar niye böyle giyiniyor diye soranlardan mısınız? Ben sormakla kalmadım. Kanal D Haber'den Selin Uncu arkadaşımıza da rica ettim. Bizzat araştırdı. O futbolcuları giydiren isimlerle, eşleriyle, modacılarıyla konuştu. Ve neden futbolcular böyle ilginç giyiniyor sizin için araştırdı. Kısa paça pantolonları, çoraplı çorapsız giyilen ayakkabıları, rengarenk pantolonları ve kürklü paltoları ilk onlarda gördük. Bu moda akımını ilk onlarla tanıdık. Kot da giyiyorlar, kumaş pantolon da giyiyorlar, paçaları kıvırıp giyiyorlar. Benim hoşuma gidiyor. Moda dergisinden fırlamış gibiler, ne giyseler olay oluyor, günlerce konuşuluyor. Sahalarda formalarıyla görmeye alıştığımız futbolcular birden modanın en sıkı takipçileri oldu. Türkiye'de ilk olarak İlhan Mansız ve Ümit Davala'nın ilginç saç şekliyle başladı akım. Bugün gençler futbolcuların saç şekillerini yapıyorlar. Üstelik iş modaya gelince tutulan takımın oyuncusu olup olmaması pek de fark etmiyor. Örneğin Hasan, Barcelona'yı tutmuyor ama tam bir Neymar hayranı. Saçını da aynı onun gibi kestirmiş. Ben Neymar arkaları kestim, arkaya bıraktım. Dedim ki bir yer vereceğim. Neymar gibi kesmek istiyorum. O bilmiyordu Neymar gibi kesmeyi. Ben dedim ki şuraları al, ortayı bırak, arkayı da bırak. Bakalım arkasına. Böyle abla. Kötü mü olmuş? Kötü olmuş. Hayır. Zamanla özel hayatlarındaki giyimleri de değişti. Trendleri belirleyen kişiler oldular. Peki nedir bu kısa paçalar, sivri burunlu ayakkabılar? Bir bilene sorduk. Ünlü modacı Cengiz Abazoğlu'nun kapısını çaldık. Şimdi tabii sadece hanımlar giyinip kombinlerini gerçekleştirmiyor. O da çorap giymişti. Yazın çorapsız giyilen ayakkabılar kış sezonunda renkli çoraplarla süslenecek dedi. Tabii bu kombinleri yapmak biraz cesaret işi. Öncelikle harika vücutları var spor yaptıkları için. Ve her erkeğin kıskandığı vücutlar aslında. Hepsi kaslı ve çok düzgün fizikleri var. Dolayısıyla yüksek modayı takip ediyorlar. Alım güçleri yüksek. Trendleri takip ediyorlar. Fizikleri düzgün olduğu için de öncü oluyorlar. Ünlü tasarımcı Nihan Buruk aynı zamanda Okan Buruk'un eşi. Tasarımlarıyla sık sık adından söz ettiren Buruk sadece kadınları değil, şimdilerde Türk erkeklerini de giydiriyor. Parçalar sizi güzel, estetik gösterecek diye bir kural yoktur. Hangi karakterin nerede, hangi platformda taşıdığı çok önemli. Vücut ölçülerine uyum sağlayamamış. Pantolonda ve cekette potlar var. Gömlek yakaları boyun ölçüsünü kısaltmış. İngiliz özel sınıfının giydiği ev ayakkabısını moda diye reyonlara koydular. Onu çorapsız bir şekilde giymesi bana hiç estetik gelmiyor. Ama moda, algı yönetimi dediğimiz şey her şeyi size estetik buldurabilir. Önce ünlü markalar koleksiyonlarını defilelerde tanıtıyor. Ardından da dünya starları beğendikleri parçaları kırmızı halıda giyiyor. Moda çekimleri de sezonun trendlerini destekliyor. Daha sonra o parçaları Arda Turan, Emre Belezoğlu, Quaresma, Balotelli, Meireles gibi futbolcuların üzerinde görmeye başlıyoruz. Benim hoşuma gidiyor böyle farklı olsunlar, vücutları da bir kere hani futbolcuların kim giyecek onlar giymeyecekler. Sadece onlar değil, eşleri de şık ve bakımlı halleriyle dikkat çekiyorlar. Caner Erkin'in eşi Asena Erkin, Mehmet Topal'ın eşi Selda Topal ve eski futbolcu Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber bunlardan sadece birkaçı. Her halimle yani hani makyaj yapmadığım zaman bile spor halimle de yine hani şık,
bakımlı olmak benim için çok önemli. Ben alışverişi yurt dışında yapmayı seviyorum. Gezerek yaptığım alışverişi. Ve eşim de hep yanımda oluyor. Rüştü sıkılmaz, dolaşır, fikir verir bana. Ve Messi, Barcelona'nın yıldız futbolcusu. Bu yılki Altın Top ödül törenine tam 1 milyon euroluk kırmızı bir takımla katıldı. Kıyafeti tam da Messi bu neyin nesi dedirtecek cinstendi. Bunlardan, ön yargılardan bence kurtulmamız lazım. Bir erkek kırmızı ayakkabı giymez ya da işte sarı tişört kullanmaz gibi. Bunları uygulamak da bence çok eğlenceli ve çok güzel. Platform ayakkabılar ve orada bir yeşil tonu kabul etmediğim şey ayakkabının tonu. Bu kadar kaslı bacaklarda, bu kadar tight formunda pantolonlar çok doğru bir seçim olmuyor. Tabii ki bir parça daha koyu tonlar daha doğru bir kombinasyona ulaşacak. Lastik ayakkabı seçimi doğru, çok güncel hem kadınlarda hem erkeklerde. Futbolcular alışverişlerini nasıl yapıyorlar, en çok neler giyiyorlar diye merak ettik. Sıklıkla alışveriş yaptıkları bir mağazaya gittik. Bir futbolcuyla tanışıyorsak biz onun geleceğini haber aldıktan sonra giyebileceği her şeyi kombine edip veriyoruz. İşte futbolcuların üzerinde bu sezon en çok göreceğimiz parçalardan birkaçı. Çiçek desenli üstler, kot ceketler, kalın tabanlı ayakkabılar. Kuru kafa tercih sebepleri. Yani bir de kuru kafa nerede olursa olsun bir aksesuar olarak tercih etmelerine sebep olan bir şey. Kısa paça pantolon her ne olursa olsun. Kot pantolonda, cinde ve gabardin tarzında olanların hepsi gene kısa paça ve dar paça. Sevgili seyirciler, şimdi sizlere dünyadan ilginç selfie'ler getirmek istiyorum. Selfie ne diyeceksiniz? Öz çekim. Tutuyorsunuz telefonunuzu, tak diye çekiyorsunuz kendinizi. Ama ne çekmek? Dünya liderlerinden sıradan insanlara kadar herhalde şu son 10 yılın en büyük fenomeni bu selfie'ler. Biz de bu selfie'lerin ne olduğunu bu yıla damga vuran selfie'ler üzerinden sizlere anlatmak istedik. Dünyaya poz verdiren rüzgar 86. Oscar ödül töreninde fırtınaya dönüştü. İşte çekilen bu kare selfie tarihinde bir milat oldu. Hollywood'un milyon dolarlık yıldızlarının pozu hemen takdir edilmeye başlandı. En uzak yoldan işte bu poz geldi. Uzayda çekilen ilk selfie ile insanlık için küçük, sosyal medya için büyük bir adım atıldı. Macera perestler çoğaldı. Tutkuya adrenalin katıldı. İşte 3 yıllık dünya turuyla 360 derecelik selfie. Çok tehlikeli. Çünkü hemen yılbaşındaki ormanların efendisi. Yeni adresler arandı selfie için. Biri Hong Kong'daki gökdelenlerin tepesine çıktı. Bir sonraki daha cesur olmalıydı. Oldu da. İşte aktif volkan manzaralı selfie. Obama da selfie çekmeyi seviyor. Bol bol poz veriyor. Bu kez kameraya 2 numarasıyla makam aracından gülümsüyor. Obama'nın tutkusu selfie severlere ilham oldu. Hemen taklitçileri çıktı. Ve bir öpücük. Almanya milli takımının yıldızları kupa pozu veriyorlar. Tekno selfie drone ile çekildi. Bir süre sonra macera yetmedi, yeni aktörler arandı. Önce bir deve, sonra keçiyle selfie'ler çeşitlendi. Birileri çıktı, selfie'ye müzikal yaratıcılık kattı. Karşınızda Freddie Mercury, Don't Stop Me şarkısının 1100 günde ve ayrı karede söylediği selfie. Selfie sadece gençlerin tek elinde kalmamalıydı. Büyük anne Betty dudaklarını büzdü, gençlere böyle meydan okudu. Atacağı her adım danışmanlarınca aylar öncesi planlanan Kraliçe Elizabeth
plansız selfie'nin karesi oldu. Star Wars serisinin efsane karakteri Darth Vader da selfiesiz kalmadı. Sevgilisi olmayanlar için bir Japon fotoğrafçı çığır açtı. Sağ eline makyaj yaptı, oje sürdü, açıyı doğru ayarladı, lokmasını sevgilisinin elinden yiyormuş efekti yarattı. İspat selfiesi Amerikalı bir iş adamından geldi. İş yeri Philadelphia ile New York arasındaydı. Vergiler Philadelphia'da daha düşüktü. O da çareyi selfie'de aradı. Yaşadığı yere her gün işte böyle ispatladı. An geldi, kollar selfie'ye yetişemedi. O noktada çözüm girişimcilerden geldi. Selfie çubuğu çıktı, vitrinlerde yerini aldı. Selfie hayatın bu kadar içine girince şarkısı da olmalıydı elbet. Amerikalı grup The Chainsmokers beklenen o şarkıyı işte böyle yaptı. Let me take another selfie. Sevgili seyirciler, şimdi Ayşegül Yıldırım'ın seçkisiyle bir dünya turuna çıkalım. Bakalım biz bir hafta boyunca Türkiye'de kendi gündemimizle uğraşırken dünyada neler yaşandı. Seksi genç kadınlar, eğlenen çekici genç adamlar. Zıplayanlar, trompet çalanlar, hatta dondurma yiyenler. Hepsi ve daha fazlası. Donanmaya asker çekmek için. Adalar ülkesi Japonya'dayız. Ülkenin derdi nüfus yaşlanınca azalan askerleri. Bu da Savunma Bakanlığı'nın çözümü. Askerliğin ne kadar eğlenceli ve çekici olduğunu gösteren DVD. Bence bu sayede genç nesillere ulaşmak için fırsatımız oldu. Japonlar tatlılığa büyük önem verir. Bu koleksiyon insanlara donanmanın gerçek yüzünü göstermek için bir fırsat. Eğlenceleriyle medyaya haber olan askerler donanmaya ne katacak? Onu da zaman gösterecek. And Christmas bells that ring there are the clanging chimes of... Şarkının adı Noel'in geldiğini biliyorlar mı? Aslında eskilerden tanıdık ama bu kez söyleyenler farklı. ...30 yıl önceydi. Bob Geldof tarafından kurulan Band Aid grubu Afrika için stüdyoya girmişti. Şarkılarıyla kara kıtanın açlık ve AIDS'le mücadelesine destek oluyordular. There's no need to be afraid. At Christmas time. Aynı grup yeni takviyelerle tüm dünyada 5000'den fazla can alan Ebola için mücadelede yeniden buluştu. Aynı şarkıyı yeniden düzenleyip okudular. No, it's Christmas time at all. Ünlüler Korosu'nun şarkısının tüm geliri virüsün tedavisinde kullanılacak. Ebola desteği yeşil sahaya da indi. Dünyanın ünlü futbolcuları FIFA'nın Ebola'ya karşı 11 başlıklı kampanyası için kamera karşısına geçtiler. Known the symptoms. Seek help for safe burials. Avoid body contact. Ünlü futbolcular Ebola'dan korunmanın 11 basit kuralını anlattılar. For decades Chef Gordon has been one of the most beloved. Dili sürçen, kelimeleri bulmakta zorlanan bu kişi Amerikalı aktör Johnny Depp. Karayip Korsanları serisinin bıyıklı, sürmeli, karizmatik Kaptan Sparrow. Not very good at this kind of thing. Bu kez rol yapmıyor. Gerçekten sallanıyor. No. Görüntünün adresi ise Amerika Birleşik Devletleri. Los Angeles'taki Hollywood Film Ödül Töreni. 51 yaşındaki aktör, film yapımcısı Shep Gordon'a onur ödülü vermek için çıktı sahneye. Önce mikrofona laf attı. Bu şimdiye kadar gördüğüm en iğrenç mikrofon. Devamı da geldi, konuşamadı. Zaten konuşsa da anlaşılamadı. I am
Bu tip şeylerde gerçekten iyi değilim. O hayatıma girdiği için çok şanslıyım. O harika bir arkadaş. Johnny Depp'in sahnedeki bu hali Twitter'ın en çok konuşulan konusu haline geldi. Ve 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahibi Fransa'dayız. Şampiyonanın merakla beklenen maskotu törenle sahaya çıktı. Kırmızı pelerinli 16 numaralı bu maskotun henüz bir adı yok. O adı halk seçecek. 14 Aralık'a kadar yapılacak oylamada en çok tercih edilen isim maskota verilecek. Ve bir 5N1K'nın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni bir 5N1K'da farklı dosyalarla, farklı araştırma dosyaları ve röportajlarla buluşuncaya kadar. Ben Cüneyt Özdemir. Hepinize iyi akşamlar, iyi geceler diliyorum.